Selamun Aleyküm. Geceniz mübarek olsun abiler. Hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun sevgili abiler. Ee, tarih boyu insanoğlu en çok kendisini merak etmiş kendisini kendisiyle merak etmiş. Kendisini kendisiyle yapılandırmaya çalışmış. Kendisi kendisinden kaçmış. Kendisini kendisiyle fethetmeye çalışmış. Tabii ki Cenab-ı Hak da vahiy ile insana istikamet vermiş, desteklemiş. İnsanın kendi sistemini tanırsa sonra tanımlar, sonra ona istikamet verir. Şimdi bu bunlardan şeyi ...dima, kafa nedir diye. Bu kafada ne var? Ona bakacağız. Nedir bu yani? Cennet yapan, cehennem yapan... ...bu kadar sorumlulukları yüklenen bir sistem. Dima deniliyor Risale'de. Burada bir dimağın içerisinde bir sistem de var. Serbest bölge diye. E, usta tanımlıyor. Serbesttirler diyor. Bölge olarak böyle. Şimdi ben meseleye giriyorum. Sorusu olunca... O mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Şimdi burada bulunduğumuz alem bir kere bir şairin bir sözü de var. Ee, çok hoşuma gitti. Gerçi gelecek onun sözü İsmail Emre olabilir ama tam bilmediğim için onun sözü gelecek. İnsanı şimdi tanımlıyoruz. İnsan nasıl bir şey? Yani bu dersin konusu bu. Yani nereden bakacağız? Rahat olun. Şimdi böyle bir dünya. İşte bu kavga edilen şey. Fakat kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Güzel demiş. Alemle kendimi seyrederim. Bazen alem bana ayna olur. İşte böyle bir dehlizleri de yaşıyoruz. iç alemde böyle gidiyor gidiyor. İnsan tanımlayamadı. Öyle bir şey ki bilemediği zaman böyle korkunç bir alemin gırdabın içine giriyor. Bu akşamki şeyi inşallah bu nedir diye bakacağız. Niye böyle yapmış? Ha onu da başta söyleyeyim. Bir derste olacak şey değil bu. 3-4 derse ayırdık. E, kaç defa terapiye gidiyoruz aile terapisine. Ve onları da içine alacak. Tıptaki isimlerini de kullanacağım. Bizde bu. Tıpta bu. Bizde bu. Yorumlaması bu. Usta öyle demişti. Benim anladığım. Sizin de katkınız olsa söylersiniz. Şimdi insanın o beyni, lobu böyle çalışıyor. Bu matematiksel sol taraf. Sağ taraf hissiyat, fikriyat şeyler var. Bu matematiksel. Yani bilimin söylediği. Peki... İnsandan ne takip ediyor ki bir melek gibi hayvan gibi standart değil. Yani hastalıklar var ya mesela o psikoloji tanı konulmuş mutlaka siz gitmemiş olabilirsiniz ama yakınız gidebilir. İşte depresyondur, ansiyetedir ve sair. Onları e, isimlendireceğim. Mutlaka bu paragrafın içerisine içeriklerinde akı akarken mutlaka cevabımızı göreceğiz bakalım. Sıfı ilaçta olmuyor. Şimdi böyle bir beyin bilim diyor ki sol taraf. Matematiksel çalışıyor formüllerle. Sağ, tara sağ taraf düşünüyor, hissediyor, fikrediyor. Şimdi insanın sabitlikten, sabit olmaktan, donuk düşünmekten. Mesela sığırın iki derdi var. Su ve ot. Başka bir şey yok. Melekler de olumsuzu düşünemezler. Olumsuzluğu yapılanamazlar, üretemezler. İnsan ise kainatta, varlıkta yani nefsül emirde şirkin yeri yokken kafasızın kafasında şirk var. Değil mi Ahmet? Şirk kafasızın kafasında var. Ama nefs-i lemirde hakikatta şirkin yeri yok. E buna müsaade etmiş. Niye? Çünkü insan farklı düşünce yapabilme özelliğine sahip olmak için külli. Yani ruh farklı düşünce yapabilme özelliğine sahip olsun. Sisteme bakarsanız Yunus Aleyhisselam'ın 3 tane karanlık gece karanlık Yunus Aleyhisselam. Ee, sonra e, deniz karanlık, balığın içi karanlık. Aynı sistem yani. Çok yönlü, bu da geniş kalp yani. Çok çaplı düşünebilen ve bir kelimeden birçok mana tahayyül ve tasavvur edebilen, derin düşünebilen bir sistem bu da dima. Böyle bir sisteme sahibiz. O zaman donukluk aramayacağız. Biz de bize rağmen çalışan sistem var. Bize rağmen sistem var. Şimdi bu sistemi şöyle bir tanımlamak istiyorum. Hemen vakti gelmişken. Dima'nın içerisinde göreceğiz. 7 tane sistem çalışıyor. Sistem. Dima bir santraldır. Şu. 18 bin alemi buraya. Buradaki tanımlamaları, mevcutattaki yaşantısındakileri 18 bin aleme dönüştüren, değiştiren bir Yapıya sahip şu dima. 18 bin alem bunun üzerinden ifade edilebiliyor. İnsanı berzahtır diyor şu anlar 121'de. Gördüğümüzü, işittiğimizi, kokladığımız vesaireyi, tefekkür ettiğimizi de ötelere değiştiren bir sistem kafa. Ve bu kafa, e, ustadımız lemalarda, 75'te, sözlerde bize rağmen de çalışan, iki birimi var. Teşhis ve tespit edemediğim iki latife var diyor. Sonra sözler 278'de bunun tahayyül ve tasavvur olduğunu söylüyor. İnsana rağmen de çalışıyor. İnsanın ihtiyar ve iradesini de dinlemiyor diyor. Bak okuyacağım. Sonra mesuliyet de olmuyor. En büyük nimet işte bu akşam onu duysak bile yeter. Tahayyül ve tasavvur bazen bize rağmen çalışıyor. İktidar ve ihtiyarımızı ihtiyarımızı dinlemiyor. Yanlış yollara sevk ediyor. O zaman teklif altına da girmiyor. Tam o anda şeytan geliyor ki bak senin hayra hakikatte istidadın yok. Bak sana şer yapıyorsun. Ben Dima şurayı okuyayım tanımlamasını. Yani 18 bin alemi buraya, burayı oraya birbirine bağlayan merkezli bir kavşaktır. Neye benziyor bu? Nasıl ki bizde bizler güneş enerjisini depoladıktan sonra tamamen ters bir sistemde dönüştürüyor. Buzdolabını soğutmakta kullanıyor. Buzdolabı soğuk ama güneş enerjisini panel ile elektriği depoluyoruz. Sonra buzdolabı da kullanıyoruz. Soğutmada kullanıyoruz yani sıcağı. Kafada böyle yani. Zıt zıtını dönüştürüyor. Ee, zıt sıtı olanlar birbirine dönüştürüyor. Aynen öyle de Dima 18 bin alemden aldığını değiştirerek veya değiştirmeden dönüştürebilen. Mesela aynı, aynen aktarabiliyor hal işte. Ee, buradaki ille sözel ve davranışal değil. İleriki derslerde de göreceğiz. Bulunduğumuz ortam, görüştüğümüz kişiler, düşündüğümüz ve seyrettiğimiz şeyler öteye dönüşüyor. Nasıl çalışıyor insanda? Sigara içmediği halde sigara içenin yanında bulunsa koku sindiği gibi dört tane sistem çalışıyor. İnsiba, inikaz, incizap, bir de sirayet. Sirayet çalışıyor dört tane. Sana rağmen çalışıyor. Dima böyle bir yer. Şimdi insanın letayfi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imana muafık değil ki böyle ihtiyarsız batı şeylere giriyorsun. İstemiyorsun ama yapıyorsun. Düşüyorsun bazen. Sonra diyorsun ben miydim o? Demek senin kaderin seni şekave, şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yese düşüp helakete gider. Lemalar 75. Yani bak diyor sen adam olsaydın bu kadar biliyorsun, bu kadar koşturdun, bu kadar bilen bir adam. Bunu nasıl yapar ya? Hepimizin kafamızda bir şey var. Ben onu nasıl yaptım? İnşallah duada de ki, Ya Rabbi o benim alemimde onaylamadım ve sence malum ama bence hala meçhul olan ama razı olmadın o ne ki varsa ya rab bu bir iki latifeni içine sok ve bize hesap sorma. Amin. 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 Ya rab o latifenin içine sok. Bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. Yanlış yollara sevk edince sonra şeytan tepesine biniyor. Bak bunu sen yaptın. diyor. İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı müminin tahasüngahı ne yapacağız? Muhakkikini asfiyanın ile hudutları tayin eden hakaiki imaniye ve muhkematu kuraniyedir. Yani e, biz kendimizi kendimizde nasıl tamir edeceğiz ya? Nasıl tanımlayacağız? Yani bir tıpa gittiğimiz zaman ortopedi midir, kulak mı, göz mü, beyin mi, cildiye mi, dahiliye mi bilmiyoruz. Maddiyat böyle olduğu gibi manevi tedavi de bir evin ihtiyacı bir dükkanda sıfı alınır mı? Yani o zaman muhakkik asfiyalar var. Muhakkikler var, müştehitler var, müfessirler var, müceditler var. Zaten bu dini tamir davasında bazı televizyon ekranlarında dini tamir davasında din tarihçileri diyor. Mustafa Sabri Efendi'nin son Şehul İslam'ın kitabın adıdır o adı şu kitabın dini tamir davasında din tahripçileri diyor. Yani o ne yapıyorlar? Adamlar çok iyi biliyor. Ampullerle uğraşmıyorlar. Santrala hücum ediyorlar elektriğe. Onun için bu milletin bizi Kur'an'a ve hadise ve Allah'a bağlayan müceditlerdir, imama azamlardır, geylanilerdir, zamandır, Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'dir, Adıyaman'dır vesaire. Bunları biliyorlar. Direkt oraya hücum ediyorlar ki ampul önemli değil. Merkezi hücum ediyorlar yani. Onların muhakkikini asfiyanın e, ölçüleriyle kendini de tamir edeceksin. Nasıl ki doktora gittiğin zaman verdiği ilacı hemen şüphesiz alıyorsun. Sorguluyor musun? Sorgulamıyorsun. İmam Azam'ın sözünü niye sorguluyorsun? Sorgulattırıyor adam. Bir de şunu okuyacağım Risale'den. Çünkü hem Tahayül gelecek şimdi. iki sistem. Hem Tahayül hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i akliden ve izani kalbini ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyarıyı pek dinlemiyorlar. Bu da başka bir yer. Teklif-i din altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül Tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik izan değiller. Şimdi bazı yeni arkadaşlar gelmiş. Ona ne diyor diye. Şimdi önce de bunlar söyledim. Biraz önce söylediğim bu diye bunu okudum. Şimdi insanın kafası böyle Allah niye insanı sabit, donuk yapmadı? Sebebini insan külli Cenab-ı Hakk'a muhatap olsun diye, farklı ve zengin düşünebilsin, külli düşünsün, geniş ve derin düşünsün diye. Bununla alakalı Adamın bir tanesi bak ne yapmış. Jung dinlenen bir adam. Çok meşhur. Ee, bu Freud'la beraber aynı şey. Ee, o Freud yani psikiyatri kurucularından yani ikisi bu. Ee, Freud şöyle şey psikoloji tedavide her şeyi şehvete bağlamış. Şehvet cinsellik manasında değil. Aşırı istek. Aşırı her şey aşırı istek. Ve o rastladığı hadiseden kurtulmanın yolu kaçmayı söylemiş. Temelini söylüyor. Yunkun başına geçmiş bir hadise var. Ondan sonra ben bunu okuyacağım veya okuyorsun şimdi. Adam baktı ki kurtulamıyorum. Kendisi okumuş, almış, ne etmişse bir mutluluk anı yakalamış. Mutluyum diyor. Tamam. Ben bu mutluluğu korumak için, bak size anlatıyorum koca kitabını. Ana fikrini adamın. Ben mutluyum. Tamam. Bu mutluluğun bozulmasına üç sebep var. Bir doğadır. Depremler, yangınlar. İki okudum kitaplardır. Üç insanlardır. Tamam. Üç insanlardır. Üç taneden ben kurtulursam dedi Ahmet. Bu mutluluğumu hep korurum. Çok rahatım. Hani İngilizcesiyle relax mi diyorlar. Çok rahatım. Çok iyiyim. Niye? Niye? Ben şimdi mutluyum. Doğru çıktı. Ben gittim İsviçre'de bir manastır var böyle dağda. Bir kişinin kalabileceği bir kilise. Yani manastırda böyle bir kulübe gibi bir yer. Gittim yazıyor zaten orada yeri. Girmiş oraya. Sebebi şu. Kimseyle görüşmeyeceğim. Doğa hadiselerine muhatap olmayacağım. Hiçbir kitap okumayacağım. Gayem şu andaki kazanı mutlu anım bozulmasın. Sonra bir baktım ki hangi zaman sonra diyor. Aklım yükseldikçe onun sözü. Bu aklıma zıt bir akıl da yükseldiğini gördüm Abdurrahman. Yani mutluyum. Her şeyi kontrol altına aldım bilgim elimde. Fakat başka bir akıl buradaydı. Buna rağmen. O da yükseldi. Allah Allah diyor. Yani fikir üretiyor. Bana rağmen. Ben fikirleri ürettim sağlamlaştırdım. O da fikirle karşıma çıktı. Derim ki kitap okudum oradan yüklendim. Hayır. Kimseyle görüşmedim. Hayır. Doğa hadiselerinden duygusallık oldu, deprem oldu, yangın. O da hayır. Ben diyor o bilgilerime kendimi mutlu ve motive eden bilgilerime rağmen bana rağmen bir sistem de bana rağmen çalıştığını gördüm. Zaman zaman o akıl bu aklımı mağlup ettiğine şahit oldum. Başka bir akıl ne akıl olduğunu söyledi. Çünkü akılla ölçülerim var. O da başka bir ölçü getirdi. Allah Allah ben de iki tane zıt olurum. O da bir ölçü getirmiş. İnsan, sonra demiş ki insanoğlu bu aklı çözemedikçe yani o ikinciyi ne olduğunu çözmedikçe çözemedikçe huzur bulamayacağına e, bulamayacağına kanaat getirdim. Ama hala o aklın ne olduğunu yani o bana rağmen çalışan aklın ne olduğunu, kim olduğunu, kime ait olduğunu, kime çalıştığını bilmiyor. Böyle gitti adam. Tahmin edin kim olabilir? Şimdi geliyor. İşte biz tüm bunları e, hulasa ettik. Belki de 10 dakika 15 dakika konuşmamı. Yonkun da öyle. Aklım aklıma düşüncelerim düşüncelerime bela olmuşsa hangi akılla bu sisteme, bu sistemi yönetebilirim? Yani aklımı aklımın şerinde nasıl kurtarırım? Düşüncelerimi düşüncelerimle nasıl yönetirim? Dersimizin mevzusu bu. Giriyoruz. Nasıl ki kulak, diş, beyin, böbrek vs. maddeten organ olduğu gibi burun e, insanın da kafasında aynı şekilde 7 tane organ var. Sistem var yani. Onu tanıyacağız şurada. Şurada yedi tane sistem var. E bilmediğin bir şeye nasıl hakim olacaksın? Bilelim ki ona hakim olalım. Farklı şeyler Ahmet ekledik. Eskide şey vardı. Ha, bu kafa şimdi merak ediyor adam. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi akla gireceğiz. Bu şeyden dolayı ihtiyaç çıkmış. Ha insanda kendi kendisine rağmen başka bir sistem de çalışıyor böyle bir psikoloji diye bir ruh ilmi e, kurdular. Psiko ruh demektir. Loji ilim demektir. Ruh ilmi. Fakat hasta olunca ruhumuz hasta. Psiko düşüncelerim bozuk. E, bu ruhum hasta ama bedene ilaç veriyoruz. Tuhaf taraf bu işte. Bir daha. Psiko ruh demek. Tamam bu benim tanımım değil. Loji ilim demek. Ruh ilmi. Ruhum rahatsız. Ruh hastası. Bakırköy yazıyor ya. Ruh hastalıkları. İlaç nereye? Bedene. Bedem hasta değil ki ayağım kırık olursa. Tamam alçı koyarsın. Kulağım su işi olmuşsa yaparsın tamir. E bu, bu ruh, bu, ruha nasıl ilaç vereceksin? Hap vereceksin. Tek bir çare var. Uyutacaksın. Kendisini motive etmeye kendisini kazansın kesin kazanımına fırsat vereceksin. Başka çaresi yok Ruahı nasıl kap verecek? Ruah kap el abi zikrlahit etmeyinir kulu yani ancak şimdi bu adam çözüm üretiyor Bu da düşünü bu üpe mi şey yapayım. hangi tam hangi oradan tamir edilecek ne yapsın? Yani tamirci kendisini tanımıyor. Benim işim biraz bu olduğu için. Bu konuda uzmanların hayalinize gelmeyecek kadar kişinin, çok tanınan kişinin Hasan Kardeş diyor e, Risale'de dairenin içindedir. Profesör ve doçent diller. Allah selamet versin. Bu diyor tıpta böyle böyle böyle. Biz de bu ne karşılığı, nereye denk geliyor diyor Risale'de ve çaresi nedir? Ondan sonra bu şeye ihtiyaç duyduk. Şimdi evet. İnkar kurtuluş. İnkar kurtuluş. Sebebi şu. Bak abi. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Evet. Yok. Hayat her şey anlamını bulur. Mercedes, araba, kariyer, makam her şey hayatla anlam bulur. Hayat yoksa hiçbir şey yok zaten. Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayata gaye yaparsak hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Zenginlik katar sana. Eğer hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur ve merdiven aşağı doğru gider. Aşağı indir. Yani bu intihar niye seçenek oldu? Hemen söyleyeyim. Hayatından daha değersiz şeyleri hayatına gay yaparsa daha basit. Mesela F-16 ile gübre taşınmaz. Tanklarla serçavına gidilmez. Her tarafı altın olan bir kamyonla harfiyat yapılmaz. Dozel yapılmaz. Niye? Zaten bir gram kopsa altın zaten gitti. Şimdi bu niye bunu düşünüyor, ipi düşünüyor? Niye çözüm? İçinde bir cehennem var. Bu cehennemden kurtulmak için çözümü intihar yapmış. Peki soruyorum, düşünün. Çözüm intihar ise ona göre, çözüm intihar ise kendisi nedir? Ya hayal edebiliyor musunuz? Kaçış ya intihar. Nereden kaçıyorsun? Acayip ya. Bir... İntiharın da ne olduğunu biliyor. Cahil değiliz ki. Biliyoruz. E, dinde de tanımlanmış ne demektir? Niye buna kaçıyor? Yani düşün içindeki kaosu. Evet buradan başlıyoruz. Hastalığımıza dair veya yakınımız, eşimiz, aşımız, kardeşimiz, oğlumuz, kızımız vesaire hasta veya duyarız. Depresyon, Bunlar bizdeki karşılığı nedir? Ondan sonra geleceğim. Depresyon neymiş? Onların bu bizim tanım değil. Tıptaki tanım. Üzüntü duyulan olaylara veya zevk alınan etkinliklere karşı hissiyatsız kalma durumu olarak da tanımlanır. Bizdeki adı depresyon idi. Üzüntü duyulan olaylara veya zevk alınan etkinliklere karşı hissiyatsız olmak. Vicdaniyatı zayıflıktan kaynaklanıyor. His his vicdandadır. Hi, vicdaniyat inkişaf ederse depresyondaki o his, his yorgunluğu veya dengesiz his ileri ve geri bağlı oluyor. Onu vicdaniyatla tamir edeceğiz. Demek ki depresyona bizdeki karşılığı e vicdaniyatın inkişafı ile mümkündür. Vicdaniyat. O KB deniliyor. Neymiş o? Takıntılar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Takıntılar var, takılıyor. Obsesif insanlar zihinlerine giren düşünce ve fikir, düşünce, fikir ve dürtülere engel olamazlar. Takıntı ya, mesela e, evden çıkar, tekrar arabayı geri getirir, ocağa bakar, tekrar pencereye bakar, kalkar yataktan, şu oldu mu diye takıntı. Veya hayatımızın 27 sene evliyiz, 7 sene önce düğünde olan hadiseyi getirir. He ama böyle. E tam da yani 27 sene geçti ya. E sen işte akrabanı şöyle olmadı. E bir düğünde de şöyle oldu. La kaç sene geçti? <laughs> 15 sene. 15 sene de bu mu ya? Yani? Ben bunlara şöyle diyorum. Hem okuyacağım merak et. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam 23 sene nübüvvet hayatında sohbetinde bir saat sohbette diyelim birkaç dakika, iki üç dakika cehennemden de bahset. Cehennemden bahsetmek yemekte yemeğin tuzu kadardır. Şimdi düşünün 23 senede yemeğimiz güzeldi. Yemeğin malzemesini çıkartın 23 sene yediğin yemeğin tuzunu topla ye. Ne olur? Yenir mi? Yani biter. Sistem biter. Şimdi 23 senede Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam'ın haf ve reca ortasında denge sağlansın diye yemeğin tuzu kada olan cehennem ve ve e, kabir azaplarına bahsetmesi Kuranda da öyle. Sen onu topla. O ortamın içinde söylenmemiş gibi cımbızla o sohbeti mayalayan o sözünü mustaki söylemiş gibi. Cımbızla topla topla bir araya getir, insanlara takdim et bir kitaba. insanın motoru yanar. Ve kafire, munafığa, zındığa, ehli bidaya söylenen sözü e, camide veya medreselerde, tekkelerde Müslümanlara söylemek, Müslüman o elbiseyi giyecektir. Kafire söylenen o tehdidi kendisini algılayacak, kendisine alacak. Adamın motoru yanar ya, duman olur ya, yatamaz. Allah'ı Cumhuriyet Savcısı gibi düşünür tehdit eden, kesen, doğrayan, adeta şeytanı ve kafiri kendisine rakip görüyor. Sanki Cenab-ı Hak böyle onu çok büyütüyor. Değil yani. Şimdi bu takıntıların bizdeki adı vehimdir. Vehim ne yapar? Kafada yoku var, varı yok eden düşünceyedir. Sebebi neydi bu vehim? Aslında bu yönünü şaşırmış. İnsan zengin ve çeşitli düşünsün. Yüksek, geniş, derin düşünsün diye Allah vehim denilen bir sistemi vermiş. Göreceğiz o şeyi. Vehim. Bu vehim eğer yerinde kullanılmasa yerinde kullanılmasa bu sefer takıntılara takılır. Yani çamaşır ipine gömlek, mandalla takıldığı gibi takılır ona. Çıkamaz. Şimdi o Kabe'nin bizdeki adı kafamızda yüksek, geniş, derin düşüncemize sebep olsun diye Allah yarattığı, verdiği vehim sistemini yerinde kullanmamaktan geliyor. Onlardaki adı OKB. Şimdi diğer inişe, bipolar bozukluğu, bu hastalık mani, taşkınlık. Bu da çok antik, hemen tanıdığınız bir şey olacak. Mesela bu hastalığı çok e Göreceksiniz okuyunca bizdeki karşılığını hemen görecek. Hatırınıza gelecek Risale okuyanlar için. Bu hastalık mani, taşkınlık ve depresyon, çökünlük dönemlerinin birbirini takip ettiği iki uçlu bir hastalıktır. İki tane, iki çiftlidir. Hastalık dönemleri haricinde birbirleriyle tamamen normal görünürler. Normal bir adam görürsün. Oysa çift, çift hayatlıdırlar bunlar. Şizofreniye de benziyor. Ama değil daha. Hastalık alevlenme veya yatışma dönemlerini içerir. Onların tanımı: Mani dönemlerinde hastalar aşırı enerjiktirler, çok konuşur ve gülerler. Depresyon döneminde ise aşırı derecede mutsuz ve üzgündürler, işlerine kapanırlar. Nereye benzedi bu? Kastamonu 8. sayfada Cemal ve Celal tecellisi olan kabz ve bast aletleri. Peki niye veriyor? Ey insan! Ey kulum! Cehennemin 70 bin perdeden geçmiş olan bu haleti bir tat bakalım. Panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı. Of! Oh, yaşanmıyor ya! Bu ne ya? Bu celal tecellisinin azami derecede tecelli ettiği yer cehennem. 70 bin perdeden geçmiş hali sende yansıdı. Bak Celal'ı bil. Ha buna dayanılmıyor. Ha akıllı ol ha. Cemal da bas taleti. Cennetin 70 bin perdeden geçmiş hali. Ben 70 bini şöyle bir yapayım. Elimi görüyor musunuz abi? Gör, gördüğünüzü de kabul edin. Şimdi elimle onun arasındaki farkı yapıyorum. Elim canlı. O cansız. Bu asıl o gölge. Bunun rengi var. Bunun rengi yok. Şimdi canlı ile cansız arasında fark ne kadardır? Doğru. Sonsuz. Doğru. Peki birinci birinci gölge bu. Bir de o gölgenin gölgesi olsa bununla ona birinci gölgeyle elimle birinci gölge arasındaki fark gibi ikinci gölge 3 de farkı da odur. 3 dörtte dört 4 5'te 70 70 defa gölge böyle. Şimdi Dünyadaki zevf dediğimiz ne var? Özel hayat olur, elma olur, armut olur, baklava olur. Cennet buysa bunun bir gölgesi, onun da bir gölgesi, onun da 70 gölgenin gölgesinin gölgesi dünyada bu. Aslı hayalet. Şimdi elim duvarda. Elime bak. Gölgeye bak. Elim canlı, gölgesi cansız. Bu renkli renkli. Bir kere canlı cansız dedik mi dairesi yok. Sonsuz fark var. İşte dünya ahiretin gölgesi. 70 defa <laughs> boyut değiştirmiş. Şimdi orayı düşün. Düşünemez. İşte abiler bu bipolar bozukluğunun bizdeki karşılığı kabz ve bas taletleri dedik. Anksiyete kişinin sürekli korku, kaygı ve huzursuzluk hissetmesidir. Çok acayip bu da. Bu çok hepimizde derece derece var diyeyim size. Neymiş bu? Engelleyemedikleri yoğun endişe yaşarlar. Bu insanlar tehlikenin olmadığı bir anda bile ani ve yoğun korku yaşarlar. Kalabalık ortama girme korkusu var. Kapalı ortamda tünelden geçemezler mesela. <laughs> Bir tane var kırıkanlı abimiz ama çok şükür atlattık. <laughs> dedim ki beni dedim Osmaniye dersi götür kırkındayız. Hasan kardeş dedi. Orada dedi e, tüneller var. Ben gelemem arabamı al. Ne olmuş tüneller olunca abi? Ben tünelden geçemem ömür billah. Hocam tünelden geçemiyor. Ne yapacağım? Ya beni darlatma. O zaman tünele gelince arabayı veririm. Ben üstten yaya geçerim. Alttan derede nereden geçersem sen tünelden sonra beni beklersin. Olan dedim. Ve ben yanında olayım. Uçaktan ve tünelden korkacaksın. Korkacaksan geri döneceğiz. Söz mü? Söz. Ondan sonra biliyorum kim yaptırıyor. Bizim tanıdık adamlar ya. Tanıyoruz. Şimdi eli bir koydum sohbet ediyor. Sohbet ettik. Sohbet edince adamlar yok. Sohbet. Tünele girdik. Hasan kardeşim bak tünel geliyor. E ee, şimdi var mı endişe? Yok dedi. Ortaya geldi. Aa hiçbir şey yokmuş ya dedi. Allah Allah. Ya bayram yaşıyor ömründe. Tanıdığım birisi Ahmet. Tamam Şimdi ne, niçin söyledim? Kapalı ortamlara bulunma korkusu ve Uçma korkusu buna örnektir. Bizdeki bunun adı geleceği yorumlayamamaktan. Yani ahirete iman arttıkça bu ortadan kalkıyor. Yani ahiretin bu alemde, alemimizde üstük kalkarsa ince bir örtüsü var. Geleceği yorumlayamamaktan yani. Mesela tünel. Yani Ölüm korkusu da ölüm korkusu bedene ben demekten kaynaklanıyor. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. Vesaire bir çok çeşitli izahlarımız var. Demek ki bunun sebebi imani bil ahiret arttıkça bu kalkıyor. Bak kardeşim tesadüf yoktur. Bir uçaktan Almanya'dan gelirken kriz geçirdi arkamdaki hemen uçuştular falan. Anladım tam da arkamdaydı. Neyse döndüm böyle. Dedim ki, kardeşim ana bakar mısınız? <laughs> Aşağıda Allah var, burada da var ha. Toprakta Allah olduğu gibi burada da Allah var. <laughs> var tabii, var da, var tabii, var da, var, var normal. Bak Allah var. Allah kürsüde var da değil mi hocam? Şeyde de var, o mescitte de var. Allah evde de var. Camide bugün cuma bahsettiğin gibi. Ticarette de Allah var. Camide Allah var. Namazda var. Tartıda Allah yok aşağı. İş yaparken yok söz verirken yok. Bak dedim Allah orada olduğu gibi Allah burada da. Hiçbir tesadüf yoktur. Her şey kontrol altındadır. Kendi başına bir şey hareket etmez. Neyse birkaç da konuşalım. Ondan sonra <laughs> hostes dedi ki "Hoca mısınız? Psikoloğum niye demedin de hoca mısın?" dedim. Ben psikolojici. Ve öyle geldi bana dedi. Ya, demek ki öyle oluyor. eden ziyade iman-ı billah daha muvaffık olmaz mı? Olabilir değil. ama şu korku yönü mazi değil, Hasanım. Korkunun hedefi gelecektir. Geçmişin elemi, elemleri diyor, geleceğin korkularıdır. Mesela şöyle yapayım, şöyle. Gerçi şeyin altına çıkıyorum ama dayanma noktası buna nokta istinat, Allah'a iman. Geçmişi Allah imanla. Gelecek Korku olur. Geçmişten korku olmaz. Geçmişten elem olur. Gelecekten korku olur. Peki, geçmişi gelecek zaten. Nasıl yorumlayacağız, nasıl yorumlayacağız? Bir sürü günahlarımız var, enkazlar var. Bizi onunla yeğse atıyor. Onu gelecek bu akşam yani. Sonraki dersleri sonraya bırakacağız. Sıkmayacağım sizi. Geçmişi nasıl tedavi edeceğiz? Geleceği de nasıl tedavi edeceğiz? Hani şunu bilelim yeter burada. Korkunun yönü gelecektir. Geçmişten korkulmaz. Korku daha yok olabilir ihtimalinden çıkıyor, besleniyor. Geçmişin elemleri geleceğin korkuları. İlerliyorum. Panik atak çok hani 14 tane dedik ya. Hepsi saydım ya. Neymiş o panik atak? Aniden ortaya çıkan ve kişiyi sıkıntı ve korku içinde bırakan bir durumdur. Nefes alamama, ve boğulma hissi, çıldırma korkusu. Çıldıracağım. Mesela kadın <laughs> Abdullah iş şey yapmış değil mi? Çarşı pazara gidemiyor. Niye? Ee, ya gidersem orada ölürsem ben nereli olduğumu, hangi eve ait olduğumu bilemem. Kızım evde o annesiz kalır. O da bir ifade edemez. Allah ağlar evde ölür. He <laughs> Abdullah. Paz, çarşı pazara gidemem. Ben bir olayı Almanya'da başıma geldi. Veremen Afen'de 8 ay evden çıkmamış. Ömründe hiç asansöre binememiş Osman. Sek hiç ömründe asansöre binmemiş. 8 ay evden çıkmamış. Yanımızda X birisi de vardı. O da 8 ay panjuru hiç kaldırmamış. Odana çıkmamış öyle mi abim? 1,5 yıl mı? Karanlıkta oturmuş. Şimdi kimse tutamıyor. Şimdi nerelerde? Tamam. Şimdi o imamken orada neyse Diyanet'in camisindeydim bir Ramazan Efendi. Gittik. Ulan pişmanım ha. İnan vallahi pişmanım. Neyse ben zaten bu işten anlamam. Konuştuk neyse. Tebareke bir şey okuduk. Allah'ın izniyle çıktı. Dışarı çıktı. Ondan sonra Murat götürmüştü. Ha? Sonra hadi bakalım asansöre. Hocam hakikaten hop benle beraber indik. Benle beraber çıktık. Şimdi dedim şu ağzına felekle soku. Gir içeriye. Kendisi indi çıktı. Aşağıda bağırıyor. Kurtuldum. Niye pişmanım? Bu sefer eve hiç gelmiyor. <laughs> Çarşı pazarda. Hayırlısı. Panik atak buydu. Panik atak bizde e, anı yorumlayamamaktan geliyor biraz sonra gelecek an nasıl çaresi var hep oraya atıf yapıyorum birazdan gelecek geçmişi nasıl tamir edeceğiz geleceği nasıl tamir edeceğiz anı nasıl yorumlayacağız anla alakalı anla geçmiş ve geleceğin olumsuzluklarının anda şimdiki anda kontrolsüz fikir ve hissiyatın olmasıdır bir daha şöyle bir şey yapayım abiler gelecek geçmiş an. Eğer gelecek yoksa an geçmiş olur mu? Gelecek gelmezse an geçmiş olabilir mi? Olamaz. O zaman an varsa diyebiliyorsak geçmiş de vardır, gelecek de vardır. Peki gelecek nerede? Vardır ama. Eğer gelecek yoksa gelecek gelemez. Gelecek gelmemişse şimdiki zamanda geçmiş olamaz. Gelecek nerede? 110 sözlerde geçmiş neredeyse gelecekte oradadır. Peki anı yorumluyorum. An ne demektir? Geçmişin fikriyatı ve hissiyatının, gelecekteki fikir ve hissiyatlarımızın, andaki tesirinin fikren ve hissen yorumlama melekesidir. Onun için herkeste zaman farklı akar. Uçaktakine zaman farklı akar. Yerdekine farklı akar. Einstein demiş ki mekan zamanı eğer ama keşke diyebilseydi ki zaman da mekanı eğer. İmam Azam nasıl yemiş Mesela yapayım. Sa saat var ya tık 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 tık. Şimdi zaman içine gireceğim. Mestevi de geçiyor. Bastı zaman tay mekan. Şimdi tık ya. Tut bunu. Tık ya geçmedi. Tut. Bu ikinci tıkı da tut buradan içeriye girdi. Sabah namazı en fazla bir buçuk saat, bir saat yirmi dakikadır. Koca cemaati de soktu, hiçbirinin haberi yok. Kur'an'ı hatmederek o bir <laughs> şey yapmış, namaz kılmış. Bastığı zaman, tay mekan. Nasıl yapıyorlar? Göstereyim size. Şunla göstereyim. Bastığı zaman, tay mekan mevzumuzla alakalı değil ama bu zamanı nasıl evliyalar bastediyorlar? <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Çok basit şeyler. Meşgul olduğum için böyle şey yapabiliyorsun. Örnek. şimdi bak. Buradan karınca gidiyor. Karıncaya göre mekanı düşün biz olsak. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Daha ne kadar var? Aşağıdan adamın haberi yok. Adamın haberi yok. Katlansa katlansa, katlansa, katlansa sona gidecek değil mi? Şuradan şuraya geçti. Aşağıdan katlanıyor. Al, acayip bir şey. Allah Allah. Ya, aynı Allah Allah. Fesuban Allah. Bunu teyit etti ya. Gece çıkın. Allah dürer. Durer. Katlar. Fesuban Allah. Allah. Allah'a mesele ala seyyidina Muhammed. Hakikaten acayip ya. İnsan ustası, insan tamircisi ya. Fesman Allah. Yani acayip değil mi? Okudukça Risale-i Nur daha hayran bıraktığı gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam 1400 sene önce o vadide bu psikolog değil, psikiyatrist değil, matematikçi değil, fizikçi değil. Yani akıl almıyor ya. Adetola çalışıyor. Nasıl söylemiş ya şuna bak ya. Gece Allah yolu dürer. Bazen de fark ediyorsunuz ya belki de. Böyle gidiyorsunuz. Aa nasıl geldik ya? Nasıl oldu? Ben sana bir tane kerametini söyleyeyim. E, Hulusi abi albay. Haftada bir gün ustadın Emirdağ'la şey geliyor. Emirdağ mı? E, İsparta'da mı ne? E, Hulusi abi nerede ziyaret etmişse. Haftada bir gün treni geliyor. 10 dakika kalmış. 15 dakika. Ve ustadın kaldığı evle istasyona 15 dakikada yürünüyormuş. Ustadım demiş, trenimin sa saati geldi demiş. Biz yapar mıydık? Kardeşim otur demiş. Oturmuş. Ustad demiş otur. 15 dakika. Tren kalktı bir hafta sonra. Bir bildiği vardır dedi. Teslimiyete bak. Sonra 10 dakika geçince kardeşim otur rahat ol. Sonra iyi tamam zaten bitti. Gitsem de olmaz. 2 dakika mı 1 dakika kalınca hadi git demiş. Şimdi Hulusi abi kendisinin yazısında oku. Diyor ki ayakkabıyı giydim. Bismillah dedi. Kapıdan diyor adımı attım dedi. Baktım trenin içindeyim. <laughs> ha, aşağı, aşağıdan katlanmış ya. Yani. <laughs> şöyle katlamış. Baktım trenin içindeyim. Ee, bu mekan zamanı yapayım. Kalem olan var mı? Ver. Ah, bunu dersem kalem kırılır. Ya şöyle yapayım. Şöyle. Buradan buraya geçti. Sağında bu, Bu kadar. Zamanı açtı. Bu da mekandı. Zaman nedir? Mekanın zaman. Zamanın mülk tarafı mekandır. Melekut tarafı düşüncelerdir. Zaman melekutu e, zanlar, bilgiler. Melekut tarafı mekandır. Tasavurdur. Zamanın melekut tarafı tasavurdur. Mekanın melekut tarafı zaman. zamandır. Zamandır. Mekanın melekut tarafı zamandır. Peki mekan nedir? Donmuş zamandır kısacası. Şimdi geliyorum. Ha, şuradayız. Bu panik atak onu <laughs> anı, çaresi anı. Bak, bir daha yapayım ki çok uzadı. Mazinin, mazinin fikri ve hissiyatları geleceğe ait fikirlerin andaki olumsuz tesirlerinden Fikrimiz ve hissimizin doğru yorumlanmamasından kaynaklanıyor. Yani anı kontrol Ama gelecek biraz sonra. Bu, bu sayfadan sonra o geliyor. Dikkat eksikliği bozukluğu. Okulda hani çocuklarınız oluyor ya. Bu o neymiş? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluktan başlayıp erişkinliğe uzanan bir nöropsikratik e, hastalıktır nöropsikiyatri ya da organik psikiyatris sinir sistemi hastalıklarına atfedilebilen zihinsel bozukluklarla ilgilenen bir tıp dalıdır diyor. Bu bizde nedir? Onu da bizde şudur. Ustad mahkematta diyor ki dikkat bir latifedir. Latife. Dikkatle oku. Dikkat nedir? Elzemle lüzumu. Yani lubu bulmayan, dikkat niye bozulur? Bizdeki cümleleri söyleyeyim. Lubu bulmayan, kışır ile moşkül olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı mustakimi kaybeden, ifrat ve tefrite düşer. Eline bir metre ve kantar alamayan, muhakemesiz ve mizansız olanlar çok aldanır, çok aldatır. Bunun sebebi yani ölçü yargıları kaybetmekten. Yani lup esası bulmayış lupu ile meşgul oluyor. Teferatla yani esemin lüzum mu? Şu anda hangisi lazım? Akşam namazı geçiyor. E şimdi ben yemeği ısıtayım. Lan akşam namazı geçiyor kardeşim ya. Elzemle lüzum. Evet o lazımsa bu elzemdir yani. Yani derecesine göre sıralayamamaktan kaynaklanıyor. Bunu da geçtim. Bir daha. Eşyanın veya varlığın, hadiselerin veya fikrin öncesini, sonrasını, emniyetini, kıymetini, lazımı, elzemi kıyas edememekten kaynaklanıyor. Evet. Şimdi bu adam kendi beynine bakıyor. Kaç tane oldu abi hastalık? 14 tane toplamda hepsinde ya almışım ya almamışım. 6 tane toplamda. 6 tane mi? Diğerini almadık. 14 tane yani diman yedi mertebesini. Tabii etkilenebiliyor diye. Ama onu çok güzel bir şey getirilecek. Şimdi ben bunu okuyayım. O ölçü diyeceğim ki geçmişi şöyle tarif et. Ee, şey gireceğim işte. Ona hiç girmedim. Ee, çift hayatlı, şizofreni. Çift hayatlı insanlar. Çift kafalı. Onu orada anlatayım. Burada diyor ki mektubatta. Alimi berzaha ve ahiret seferinde. Ölümden mi korkuyorsun? Kabirden. Bak şimdi. Alimi berzaha ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip yani tarikat düşmanları oluyor ya tarikat görüyor bir e, eksiklik bir insanda hata bir Müslümandaki hatayı İslamiyet'e ya Müslüman insandır İslamiyet Müslüman değil ki İslamiyet insan değil insanın hatasını ona mal ediyor e, şimdi bir okulda bir oluyor öğretmenler de böyle hocalar da böyle öğretmenler böyle demiyor da ama hocalar böyle diyor mesela veya Dağda yılan gördü. Yılan, dağ terk ediyor. Şimdi alemi berza ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinde bir silsileye iltihak edip yani mutlaka bir cemaata dahil olacaksın. Çünkü niye? Nasıl ben kendi kendimi yöneteceğim ki? Bir evin bütün ihtiyaçlarını bir dükkandan alınır mı? Aklımı yöneteceğim, kalbimi yöneteceğim, davranışımı yöneteceğim. Çoluk çocukla mesulüm. Rızıklarını kazanmaya gideceğim. Ben ilimi ne zaman yapacağım? Hocama gideceğim, Kur'an'ı öğreneceğim daha yani. Kimden öğreneceğim? Onlara iltihak edip ve o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlarla. Yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek. Bu tasavvuf yoludur. Ve evhama ve şubehatın hücumlarına karşı onların icmana ve tifaktan istinad edip bu da ilmi kelam alimleridir. Her bir ustadını kavi bir senet ve kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubatı def etmektir. Asıl müceddit yoludur. İmamı Gazali ve zaman gibi Mevlan Halidi Bağdadi gibi. Bu mesela e, Abdul Kadiri Geylani, Bahattin Şahın Akşibend Kusüse Surum e, zatlar zatların şeyidir. Bu işe Sekkaki, Zemaşeri, ilmi kelam alimleridir. Başka İmam Azamlar, iman ı Şafiler, Ahambelli Hazretleri vesaire ilimle meşgul şafa. Bunlar da yani kısacası bir tanesi kalp bunlar. Bir tanesi akıl. Müceditler ise akıl ve kalbi bütünlemiş. Onlara bakıp malzeme alacağız. Tek başına bu yolda zor. Şimdi kafanın içerisinde dedi ki kafanın içi bu. Yedi tane mertebe var. Tahayül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Merak etmeyin. Bir geçmiş ve geleceği konuşacağım, dersi keseceğim. Ama şimdi bu insanın şu tahayül ve tasavvuru serbest bölge diyor buna ustad. Ben şimdi büyüteceğim. Bir şey sorabilir miyim? Dersin başında soracak, kaçırdım. Bu hayal e üzeri irade dinlemiyor dedi. İhtiyar dinlemiyor dedi. Bu ikisi tahayyül. Tahayyül ve tasavvuru Bir de hayal var ya Üstad bey hayalen cehennete gidelim diyor. Mesela hayali kullanma fonksiyonu da insanda varsa Var. o tahayyülle bu hayal arasında fark var mı? Bu sistemdir. İçinde çalışan hayal'dır. Ha. Bu bizim dışımızdadır. Mesela e, ben gözü kullanıyorum ama gözümü görmüyor. Yani gördüğümü fark ediyorum. Yani sistemle işte başka şey Araba ama gidiyorum. Araba benim dışındadır. Ama hız benimle alakalı. Nereye gidecekse bana alakalı. Şimdi tahayyül ve tasavvur bir sistemdir. Bu iki latifedir. Bize rağmen çalışıyor. Hayali de şey yapacağım ama şimdi insanda bu dimağda abiler kafada yedi mertebe var. Bunu bir tanıtacağım. Sonra geçmişi nasıl ta tamir edeceğiz? Anı ve geleceği. Sizofreniden bahsedeceğim ve keseceğim. Bugünkü dersimiz. Şimdi esas mevzumuz bunu büyüteceğim elle. Büyüteceğim. Kafamızda böyle bir sistem var. Bu tahayül hayal. Yani mekanımızı oluşturuyor. Söylenilen bir şeyi şekillendiren bir sistemdir. Nedir diye sonra yapacağım Oysa alem misal, libaz lü gibi. Bu tasavvur ise düşünceler, bilgilerin imal edildiği, malumatların, vehimlerin. Yani vehim şu. Olmayan düşünceyi var eden var olanı da yok eden bir süreçtir. Yukarıya aşağıya geniş düşünme melekesidir. Bir de zan var ki Kur'an'da zanın bir kısmı haramdır diyor. Vehim yeni duyacaksınız külliyat okuyanlar ben de yeni buldum. Vehim süreçtir, zan sonuçtur. Vehim mahkemedir, zan mahkemede çıkan hükümdür. Şimdi bunun içine gireceğim. Derdimiz şu burada olanı bize rağmen çalıştığı halde ona ben demekten psikolojik hasta oluyoruz. Yani ben iyi değilim. Hakikaten sen misin? Benim hatırıma geliyor. Hakikaten sen misin o hatırına gelen? Yani buraya ben demekten kaynaklanıyor. Burayı kaçırmayacağız. Serbest bölgedir. Onu anlatacağım. Şimdi ne var? Dört tane özelliği. Diğerleri taakul onlara girmiyor. Şimdi bu serbest bölgeyi etkileyen sebep nedir? İsimlerini vereyim. Buraya bilgi atıyorlar. Burası burası her daim bize ait değil. Okuyacağım burayı. Burayı etkileyen buradan kopuktur. Akıldan kopuktur. Fehimle bağlıdır. Fehimle. Büyüteceğim, ha? Büyüteceğim izah edeceğim. Buraya kim ne atıyor? Onu bir görelim de. Ama girmeyeceğim onu. Öteki derste. Bir, şeytan vesvese atar. Tam fe, bunun içine. Atar. Sonra kafir cinler düşünce atar. Vehim. Ervan habiseler, yani televizyonlarda dini tamir davasındaki din tarifçileri, bida ehilleri, seyrettiğimiz videolar, işittiğimiz müzikler. Eğer kötüyse Cemiyet, komite ve cemaatların şahsı manevileri atar olumsuzluk. Nefse emare içine atar. İleriki derste konuşacağız. Mevadi şerileler, haramlar, bidatlar içine atar. İşlediğimiz. İşte i̇nsan suretindeki şeytanlar sokakta hep gördüğünüz insan zannetmeyin. İnan zannetmeyin. Peygamberimiz Allah söz verdiği için ruhunu bedenini değiştirmedi. İnsi şeytan var. Atar. Böyle gördüğün zaman böyle haza bir şeytan. Yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış yer ve yanlış işlerden buraya atarlar. Müspetini söylüyorum. Melekler ilham atar. Müslüman cinler doğru bilgi atar. Erva aliyeler <laughs> yani mekanlar, doğru mekanlar, camiler, mescitler, güzel insanlar atar. Onlar sirayet eder, bize böyle dalga verir. <laughs> E, dini cemaatler, güzel müspet eğitim olan kişiler atar. Mevadaliyeler atar. Yani doğru mekanlar. Nefs-i levame mutmaine raziye safiye içini atar. İnsan suretinde melekler var. Öyle bir. Bakarsak at insan ama melek ya. Sonra doğru kişiler, doğru doğru zaman, doğru yer, doğru işler bunu atar. Bunu attıktan sonra bunun içini şimdi ben anlatırsam rahat edeceğiz ki bütün o bu dersler burada bir sistem var. Bize rağmen çalışıyor. Bu akşam onu bilirsen ha ben kötü hissediyorum. iyi değilim diyen o. Şimdi bitiyorum. Allah razı olsun. Bu tahtanın bizi elimize geçmesine sebep olan kardeşlerden Rabbim razı olsun ebeden daima işte hayat iskalamadı buna vesile olanlar. Çünkü niye? Hayatta her, her daim fırsat geçmez. Yakaladı yakaladı. Gitti gitti. Bu ruh halilerine hepimizin de haseten onların ruhu hak ediyor. Bak istifadenize sunuldu. Allah razı olsun. Benim işim bu, onların işi bu, sizin işiniz de kitap okumak. Şimdi bunun içinde ne var? Bunu bizzat ustadı rüyada gördüm. İtimat edin diye benim tespitim değil. Bu içerisindeki şeyler malum benim sıkıntıdan sonra arayış içine girdim. Bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağım diye küçük çekmece deyken ustad bunu geldi bana anlattı. Ve içerisini dört tane yapıyı anlattı ama ben unuttum. İki tanesini hatırladım uyanınca itimat edin ağladım. Niye dördünü hatırlayamıyorum. Bir hafta on gün yalvardım Rabbime. O ikisini de ver diye. Onu da verdi. Rüyada gördüm. Ustad geldi. Ne var burada? Şu kafanın. a bak. Bu kafanın içinde abiler. Sırf biz yokuz. Onun için üzülmeyin. Kötü düşünceler geldi. En yakınına acayip duyguların olur, hissin olur. Vurulur, kurulur. Ver ağzını payını. Ben şudur. Ben ne kadar rezil, ne kadar alçak bir insanım deme. Çünkü burada bir sistem çalışıyor. Bak neymiş? Birbirine zıt her şeyin. İman küfür. Allah var, küfür var. Allah'ın şirkin yeri yok ama burada var. Bak birbirine zıt, iman küfür. Her mertebesinin her şeyi var. Ne varsa çöplük. Hayır da dedik ya buradan attı buradan her şeyin her şekilde bulunabileceği şekil var. Hayallerin Mehmet kardeş her şekli. Bakarsın insana hayal edersin. O Allah Allah veya seccade. Allah Ekber seccadede bakıyorsun kilise olmuş. O diye bir adam birbirimize bakıyor. Şekillerin her çeşidi. Her daha burası bak. Her daim kontrolü mümkün olmayan yerdir. İnsanın nereden bu eline verilmemiş bu. Ustad diyor ya bir iki latife var ki insanın ihtiyar ve iradesini ihtiyar ve iradesini dinlemezler. Belki de teklifi din altına giremezler. Bunlar hakim olduğu zaman yanlış hayal ettiriyor, yanlış düşündürüyor. Ve insan mesul mudur? Söylemedikçe, yapmadıkça mesul değildir. Ömer nasıl bilmez 86. sayfada ilmi halde? İnsan içinden geçeni. Konuşmadıkça yapmadıkça hadis-i şerifini zikrediyor. Allah Resulü söylüyor. Mesuliyet yoktur. Tam tersine küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ya Resulallah başka yere mi gidiyoruz? Bedir ve Hud bu için söylemiş. Demiş ki bu küçük cihattı. Büyük cihat nedir? İçinden geçeni. Konuşmadıkça yapmadıkça nefsine muhalefet etmek büyük cihattır. Her daim insanın içinde geçeni Vur. Vurmayacaksın. Verme. Ben ben tam zekat verecek. Biter biter verme ya. Tam bir fırsat haklısın. Ver azını payını verüştü Ver işte ya. Tam işte şey zaman. Vermeyeceksin. Ama bunu bilme ne der? Vay be ne, ne alçakmışım ya. Ben bunları nasıl düşünüyorum ya? Ben insan mıyım ya? E hocam ben bu kadar kitap okudum, bu kadar talebe yetiştirdim, bu kadar insanlarla şey yaptım, derman oldum. Ya ben bunları nasıl düşün, nasıl hayalime gelir ya? Namazda bunlar olur mu? Deme. Çünkü şekil ve düşünce sana rağmen de çalışıyor. Kısacası 506 sözler ve işaret icazda da. Diyor ki, misafir oldum, kapınıza geldim. Bir, iki, Geldi misafir. Üç. Bir de demez miyim ben? Bir de sen gel. Diyor ki 506'da. İnsan hayalen, fikren, tefekküren o alemleri, o alemleri ziyaret eder. Eder, 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 eder. O alemler de ziyaret ederler. İnsana gelir. Sana rağmen çalışır. Bir bakıyorsun ki çözemediğim bir şey bir huzur oluyor, bir şey oluyor. Ha birisi kontrol etti. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Ne kadar İslam hamiyetimiz varsa Doğu Türkistan'dan Libya'ya kadar, Irak'a kadar ne kadar Müslümanları kucaklıyorsak onların başına gelen maddi ve manevi sıkıntılar Müslümanlara pay ediliyor. Başımıza gelen bazı sıkıntılardan hissemize düşenmiş. Ustad Hazretlerine Alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce Rum'a hissediyorum ve bir gecede tam 9 tane dişi sıkıntıdan düşmüş alem İslam'a indirilen darbeden, o katliamdan. Üçüncü bir özelliği, şey dört. Burası ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp, değiştirip dönüştüren iksirdir. Burada, burada iki şey var iksir. Bir, artı on derece sıcaklık olsa, eksi on derecede olsa sıfır olur. Buna kısım denilir. Sır ise çok tuhaftır. Burası sır alemi. Artı 10 derece aynı yerde eksi 10 derece de var. Nasıl olur ya fizikte yok burada var. Fizikte küfür yok. Allah'ın ortağı yok burada var. Burada zıtlar aynı yerde bulunabiliyor. Birbirlerini ortadan kaldıramadıkları için serbesttir ve insanın kontrolün altında değildir. Şimdi tıp şeyde tıptaki bir sürü hastalık söyledik. Biz bir kısmını geçmiş dedik. Bir kısmını gelecek dedik, bir kısmını hazır. Geçmişi nasıl e, tedavi edeceğiz? Geleceği mesela geçmiş, elem var. Yaptığımız bir sürü şeyler var. Günahlar hatırımıza geliyor. Yeğse atıyor. Geleceği ise korku atıyor. Peki tamam kontrolsüz çalışıyor. Edenler nasıl etmiş? Ama en azından şu. En azından şu. Ben bir Müslümanım. O kadar gücüm terkim olmadı. Çoluk çocuğum rızkına koştu. Elimden geldiği kadar yaptım ama yapamıyorum. Beceremiyorum. Tamam. Namazdayım şeyim. Ha, bu şudur. Ben onu konuşmadıkça bu dersten çıkınca şunu anlayacak kardeşim. Ben onu konuşmayacağım. Mesela gıbet etmeyeceğim. İçimden de de söyle işte tam vakti işte. Veya tam bir fırsat işte söylesene o adam şöyle yaptığını sen bana falan yerde böyle yapmıştın bak elime düştün deme. İçinden geçeni Şöyle de yapayım. Karşından bir haram geliyor. Tamam açık saçık geliyor. İçimizden bir coşar bir enerji olur. Bak 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 bak. O şeytandan değil. Şeytanı kendisidir. Enerjidir o. O anda haramla bir şeytan yaratılır. Şeytanla değil. O enerjiyi ben size şey anlatayım. Geliyor. Bakmadın. Bak bak dedi. Kafayı çevirdin. Geçti. Var yok olmaz diyor. Tamam. Bu enerji uyandı. Bakmadım, karşılık bulmadı. Ne olacak bu enerji? Ne olacak? Ha? Güç, güç olacak da. Bir, kemalat insaniye sebebiyet veriyor. Kemalat bu işte bu enerji. Makasıdı hayri külliye vesile oluyor. Şeytanın iki işlevi var. Şeytan zatı bakımından şeri mutlaktır. Ama insana iki katkısı var. İyi ki var diyesi geliyor. Bir, insanın kemalatına sebeptir. Ustad diyor, kemalat, kemalat insaniye sebeptir. Bir de makasıdı hayri külliyeye vesiledir bu adam. Şimdi bak haram bak geldi kafa indirdim ama içimde enerji var geçti gitti. Ne olacak bu şimdi? Kemalat oldu. Allah'ın ayetinde ve peygamberimizin ifadesine aleyhissalatü vesselam diyor ki o haramdan çevirdin değil mi? Menzus bir lezzet alacaktın. Ben imanın lezzetini tattıracağım. Buyur al. Aynı geliyor ama şöyle bir şey var. Harika. Allah bak o, o sonraki derse de ama şimdi hemen cevap vereyim. Çok tuhaftır. İçimizden bak bak geldi. Bakmadık sevap aldık. Bakmadık. Ama içimizden bak geldiği için günah yazılmıyor. Tam tersine birisine hayır yapmak istiyorsun imkanı yok. Cami yapmak istiyorsun imkanı yok. Coşuyorsun ama yok. Fiile geçmediyse soruyorsun. Onun sebabı var mı? Var. Tek yönlü çalışıyor. Allah şeri yapmadıkça, yap, eyleme dönüşmedikçe günah yoktur. Hayrı niyet etsen, yapamazsan bile yapmış gibi sevap veriyor. Şimdi buraya geçmiş anı ve geleceği nasıl tamir edeceğimizi konuşacağım ve kapatacağım. Şimdi bunu kapatıyorum böyle. Allah razı olsun ya. Bu kardeş Erdem dua edeceğiz. Ha. Şimdi niye bu geldi? Böyle bir serbest bölgede ben kafamın her tarafını kontrol etmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri şöyle demiş. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Filosof şöyle demiş. Bu bölgeyi kontrol etmeye çalışmak ki mümkün değil herkes atmış. O serbest bölgedir. Olmayan kara kedi karanlık odada aramak gibidir. Olmayan kara kedi, olmayan kara kedi Karanlık odada aramak gibi. Ne demek? O buraya mutlak hakim olamazsın. Mutlak hakim olmaya kalkmak, olmayan kediyi, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi olacak. Tamam. Şimdi bu sizofreni nedir o? Kaç tane dünya bak. Aynı adam. Aynı çocuk. Bak kendisi. Biraz da gül. <laughs> gül gül. Bak, bak aynı adam. Kendisini gülüyor. Şimdi burada ee, ben bir şey yapayım. Şuraya bir ayna koyun. Ayna koyduk mu? Ben de böyle gidiyorum. Böyle. Aynada nasıl gözüküyorum? Geliyor. O da, o da size geliyor. Bu da geliyor. E, bu, bu aynalar hiçbir zaman düz göstermez. Hep ters gösterir. Benim yüzüm böyle değil mi? Aynadaki yüzüm böyle. Aynadaki böyle bakıyor. Buradaki böyle bakıyor. Hani düz olacaktı? Öyle değil mi? Şimdi burası taşınıyor. Tamam Şimdi elimi götürüyorum. Oraya bakınca bir bakıyorsun ki elimi götürünce bunlar farklı oluyor. Anladınız mı bunu? Evet. Evet. Yani şu, Oysa siz arkadan görüyor olmanız lazım. Aslında doğru gösterseydi ayna benim ona baktım bu bu taraftan göstermesi lazım. Dünya, aynası böyledir, ters yapar. Şimdi sizofreni şu. Serbest bölgede bir dünya oluştu ya, şimdi ona gelecek. Bir dünya oluştu mu kafada? Tamam. Orada doğrular var, teyzem var. Birinci dünya. Halalan var. Her şeyimi orada kurdum. Bir de gerçek bir dünya var burada. Ee, televizyon, video, hayalperest yapıyor. Hayalperest ola ola, acaba bu mu bu mu? Bazen bunu yaşıyoruz. <laughs> yürürken böyle alemimizde bazen bunu yaşıyoruz. Kararlar veriyoruz. Kendi kendimize kızıyoruz. Cevaplar veriyoruz. Diyorsun ki olan duvarda adam birisi var birisini konuşuyor gibi bağırıyor. Şurada bir haya şey, hususi dünyası var. Bir de bu. Bazen bunu yaşıyor bazen bu. Git gel git gel olunca bizar oluyor. Onu tek zannediyor. Teke getiriyor. Artık bu tek olunca hayalinde Hasan'a diyor ki tamam getireceğim oldum falan sözü aldım. Sonra diyorum ki Hasan dün bana söz verdin niye getirmedin? Vallahi abi bana öyle şey demedin. Ulan demedik mi ya merdivenden inerken? Vallahi sen bana söyledin ya diyor. Peki sen de diyorsun ulan ben mi kafa yedim bu mu kafa yedi? Peki bu yalan mı söylüyor? Hayır. Buna sizofreni demek çift çekirdekli, çift kafalıdır. Çift dünyalıdır. Şu anda ehli dalalet ve zındıka zeki telefonlarla, videolarla yaşa, yaşaya yaşaya, yapa yapa Kızı odaya, hanımı mutfağa, beni de salona, delikanlıyı da odaya attı. Hepimizi yalnızlaştırdı ona gelecek. Ne yaptı? Hayalimizi çalıştıra çalıştıra, hayal, hayal, his, 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 his gerçek realiteden kopunca bir dünya oluşuyor. O gerçek dünyadan kopuyor. Koptukça ikilem yaşıyor. Mesela diyoruz ki 10. kattan atladı. Hayır sen öyle dedin. 10. kattan atlamadı. O düz gördü. İmam-ı Gazali diyor ki cinnet, cinayet cinsel. Cinler yaptığı nettir diyor. Cin olduğu nettir. Şimdi orası düz görüyor. Senin için atladı. Ölüme yapayım şimdi hocam bilir. Hepimiz biliyoruz. Ölen ne yaptı? Biz ölene bakıyoruz. Adam gitti. Nereye gitti? Ahirete. Ahirettekiler ne diyor? Hasan geldi. Biz ne diyoruz? Hasan gitti. Giden ne diyor? Ne gitti ne geldi. Üstündeki boyut açıldı. Hakikat ayan oldu. Hiçbir yere gitmedi. Hiç bir yere gitmedi. Tamam. Şimdi şizofreni gör Çift yaşıyor. Çift dünyalı oluyor. Bazen geleceği yaşıyorlar. Bazen geçmişi. Çok az geliyor. İkisi eşit oldu mu onun adı şizofrenik hasta. Ee, artık dünyasına bir kuruyor. Sen diyorsun olan dizini gözünü dursun ya ben bu kadar şey yaptım. Adamın yaptığına bak ya. Ama o iç alemin de zaten seni o kadar yüceltmiş ki e, burada yok ya. Yani. Şimdi geçiyorum. Bak bu normal. Bu gülüyor. Aynı kendisi ya. Çift kafalı. Hani şuradakiler gibi. Bak kaç tane kafa. Hepsi kendisi. Yani iş olsun diye koymadım ben bunu. Bak böyle gözükürken içeride bunlar çalışıyor. Böyle de çalışıyor. 7 tane farklı çalışıyor. 7 tane. 7 tanenin bütünlüğü o 14 tane hastalık gözüküyor. Oluşturdu bir serbest bölge vardı. Şurayı oluşturuyor. Bu dünya ile gerçek dünya farklılığı çift kafa şizofreni tıptaki adı. Şimdi çaresini şey yapacağım ve kesiyorum. Tutmayacağım sizi. Gülmesen tamam. Şimdi Bak, Ses. daha açacağım. Bu benim değil. Zemahşeri'nin galiba bu misal. Ama bir kardeşimiz bunu elde etti, çekti. Gitti bizzat bir yerden. Ceple çekmişler. Bak şimdi bunu anlatacağım nedir? Ses, ha, sesin nerede? Şurada. Hasan bu işi becerecek. Anlatacağım. Ha. Şimdi taş, taş, tane. Taş eğer bu tane gitmese taş ne yapar? Arr, 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 arr. Taş taşı yer mi? Yes. Yer. Ama tane oldu mu taş taşı yemez, un olur. Tamam mı abiler? Şimdi ne demek bu? İnsanda kaç tane taş vardı kafada? Yedi, Yedi tane. Var. Yedi tane taş tahayyül tasavvurda, tasavvur ta'kulle, ta'kul izana bir böyle... Bir böyle, bu taraf böyle, bu taraf böyle, bu taraf böyle. Yedi tane taş birbirinin üzerine Aynen bunun gibi. Eğer bu tane manasında olan bilgi, ilim, örf, anane, kültür, gelenek, sünnet-i seniyye atmasan kafa kafamızı yer. Şimdi hocama lazım bu bilgi, düşünen insanlara lazım. Ee, senelerin birikimden tespit edebildiğim eşyayı ne olduğunu anlama gayreti ile alemimize taşınan miktara bilgi o ilme sahip olmanın adı ilim bildiğini bilmek irade o sana mal olan o bilginin vücud haricisi de hayattır. Kitap okuyanlara en az 40 senelik bir hulasa ediyorum nefs ile mi bir ağacı, elmayı, kedi, varlığı tanıma, anlamlandırma, bilme adına yapılan gayretten insana taşıma ve hareketlerinden taşındığı bir miktara bilgi. Ona sahip olmak ilim, bildiğini bilmek irade, bilinenin vücudu haricisi hayat. Şimdi bu değirmen diyor ki tahayyül ve tasavvur serbest bölge vardı ya iki tane bak taş değirmen gibidir. videodaki gibi mısır tanelerini atarsan unu elde edersin. Yani bilgileri malumatları örf anane kültür gelenekten kopmasak içine atmamız lazım. Bize yakışmaz ayıptır günahtır ya bu teyzemdir bu örftür, ananedir, silah-ı rahimdir. Ya bunun bana emeği var, bir sürü şeyleri var. Atarsak, sonra bir malzeme atmasan taş taşı vurdurur, yedirir, eritirsin. Aynı şekilde tahayyül ve tasavvura malzeme, malzeme atmasan birbirini yer, psikolojik sorunların kaçınılmaz olur. İmam-ı Şafi ne demiş? Buna mukabil İmam-ı Şafi'nin sözü var radıyallahu anh. Harika tapu gibi. Kendini hak ile meşgul etmesen batıl seni işgal eder. İmam-ı Şafi radıyallahu koy. Bir daha bak. Bak yer. Ee, İmam-ı Şafi demiş. Doktor diyordu, değil mi abi? Evet. <laughs> i̇ki tane doktor öneriyoruz deyince şaşırıyorlardı. İki doktor öneriyorum bu konularda. Kurtulan şey bir doktor meşguliyet, iki doktor teslimiyet. Şimdi mazi mustakbeli anlatayım çok tuttu. Evet. Geçmişin günahlarını nasıl tamir edeceğiz? Geçmişin şeytan vesveseleriyle. Şeytan geçmişe vesvese verir. Cinler, gelecek hakkında kaygı bizdeki adı korkudur. Gelecekten korku, geçmişten endişe. Geçmişi vesvese yapar, gelecekten evham yapar. Geçmişini şeytan vesveselerle olumsuz husu, hususu, dünyanı var diye kafada oluştururken ne yapacağız? Çareyi. Ruhuna nokta istinadı. Yani şöyle bak dayanak noktası Allah'a iman. Ruhuna nokta istinat olan Allah'a iman Celle Celaluhu iman libasını giydirerek çaresi geçmişinde ümitsizliğe düşmemek için tövbe, istiğfar, nedamet, kusurları deruhte ederek müsbet hususi dünyanı tedavi edeceksin. Geçmişimizi neyle? Ümitsizlik yok. Ne günah olursa olsun. Tövbe, istiğfar, nedamet, kusuru deruhte etmek. Kur'an'da şeytan beni sen azdırdın. Adem aleyhisselam kusuru deruhte etti. Yunus aleyhisselam balıkta da ben zulmettim diyor. Kendi nefsini aldı. Demek ki geçmişimi bununla yorumlayacağım. Şimdi geleceği bu kadar kısadır. Geleceğini ise erva habiseler yani seyrettiğimiz filmler, olumsuz insanlar, olumsuz kitaplar, ve olumsuz şey, mekanlar veya kafir cinler veya nefsi emmareler vehimleriyle olumsuz hususi dünyanı oluştururken vur onu, kır onu, verme, biter, yapma derken kalbine noktayı istimdadı. Nokta istimdat şu. Beka istiyoruz, ebet istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Hiç İstediklerimize bakın toplayın alt alta. Biz buralı olmadığımız anlaşılıyor. Beka istiyoruz fanideyiz. Her yerde olmak istiyorum buradayım. Bu ne diyor? İmdat diye bağırıyoruz. Beka istiyorum. Cevap verin kim? Ahiret. Nokta istimdat. İmdadıma verilen cevap ahirettir. Bu tahtayı aldığımız zat yani fabrikanın baş mühendisi bize bunu tanıttı. Sonra onunla dedim ki ayrıldık. Dedim kardeşim benim kim olduğumu biliyor musun? Yok bilmiyorum dedi. Ben cami vaazı, vaazı gibi anlatmayacağım. Neyse bunları anlattım. Anam dedi ki ya dedi hayatıma dedi iki defa tamamen e, çok ciddi bir viraj aldım diyor. Ne demek kastettiğimi ifade etmek istemiyorum. Çok ciddi noktalamak istiyordum. Kurtuldum dedi. Nasıl kurtuldun dedim? Onu anlatayım sana dedi. Bir kitap okudum dedim. Kitabı ismini vermeyeceğim. Bizim bir ders var. Fıtratın şahadetiyle ahiretin ispatı. Türkçesi yani insanın aşırı istekleriyle ahiretin ispatı. O kitabı elime geçti diyor. Bizim o dersi dinlemiş. Bizzat onu kendisi de yazar zaten bana söyledi. Dedim kaynak verdin mi vermedin. Yanlış yaptın dedim. Bir de bir de şey yaptı yani adresime gönderdi. İnsanın dedim ne çıkartın o kitaptan? o dersten dedi ki bir baktım ki diyor isteklerime beka istiyorum, sonsuzluk istiyorum, ebet istiyorum, bir anda her yerde olmak istiyorum, dert istemiyorum. öyle hepsini istekleri bir topladım baktım ki ben buralı değilim ama isteklerim buralı. Ben diyor isteklerimle baktım ki oralıyım, tercihlerimle buralıyım. O iki zıt arasına çamaşır gibi sıkıldığımı. ha demek ki ben intiharı düşünmeme sebep ben buralı değilim oralı iken burada istedim. Peki nasıl kurtuldun? O olmam gereken yer nereli idimse tercihlerimi, isteklerimi, dostumu, düşmanımı oraya göre yapınca kurtaldım dedi. Şimdi kalbine noktayı istimdat olan ahireti iman libasını giydirerek geleceği nasıl tamir edeceğiz? Teslim, seleme, İslamiyet'i yaşayarak, tevekkül, doğru düşünerek itimat Allah beni benden daha çok seviyor. Benden bana daha yakın. Benden daha çok imanlı ve ahirete gitmemi istiyor. Allah'a itimat, Allah'a kanaatla müsbet hususi dünyanı tedavi edeceksin. Bu çok ağırdır Müslümana. Bu kanaat iki olacak değil mi? Bu kanaat Allah'a Müslüman kanaat edemiyor. Pizza biz ağır. Şimdi An nasıl ta tamir edeceğiz? Anda depresyondu ya, yani kaygı bozukluğu, böyle hissiyatlar, fikriyatlar bozuk. An nasıl tamir olacak? Ondan sonra bitti. Anda ise, annedir. nedir? Dimağında geçmiş ve geleceğin menfi tesirlerine karşı, yani o serbest bölgede, geçmiş elemleri, gelecek korkuları anda tesir edince, hakikati İslami olan fıtratı asliyene sünnet-i seniyeyi bil fiil yaşayarak yani anda bil fiil sünnet-i seniyeyi yaşayarak kadere iman libasını ruhuna kadere iman libasını hayatına ve ruhuna giydirerek tedavi edeceksin şu abiler. An demek gelecekten kopuk olamaz. An demek geçmişten kopuk olamaz. Geleceğin korkuları, geçmişin elemleri bana fikir ve his yaptı. Bu sıkıntıyı, fikri ve hissi ne yapmam lazım? Sünnet-i seniyeyi yaşayarak kadere iman ilacını, kadere teslim ve, ve itimat ilacını kullanmak. Peki kader nedir? Altı tane iman esasının 5 tanesini hazmeden insanın hali ve vicdanidir. Kader ilmi değildir der ustad. Hali ve vicdanidir. Niye en sona koymuş? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulü ve yomil ahir. Hiçbirisinin izahı yok. Ve bil kaderi iza var. Hayrihi ve şerrihi. Beş tane iman esasını hazmeden insanın dimağına, vicdanına, kalbine ve ruhuna yaptığı tesirin bütünsel halidir kadere iman. Kader men amene bil kader, emin emine keder. Kadere iman eden emin, kederden emin olur. Hakikat İslamiye nedir? Ustad der ki altı tane iman esası artı beş tane İslam esasını bir. 6 tane iman esasını 6, 6 bir daha 7. Ona hakikat İslamiye diyor. Kastamonu 131. O nedir? İnsanın fıtrat asliyesidir. Fıtrat asliyesini sünnet-i seni yaşarsak namazımı kılarım, haramdan uzak dururum. Allah'a teslim tevekkül ettim. Cehenneme mi koyacak? Cennette mi koyacak? O benim meselem değil. Tansiyonu mu var? Kalp kriziyle mi geçeceğim? Kanserle mi öleceğim? Benim meselem değil. Kendi irademle gelmediğim gibi kendi irademle gitmeyeceğim. Anne babamı ve <laughs> memleketini ben seçmediğim gibi hangi sebeple teris olacağımı da ben tercih etmeyeceğim. Kader libasını, kadere imanı hayatımıza, kalbimize, ruhumuza libas yaparak. Bu nereden çıktı üç zamanı böyle yorumlamak? 17. sözden bilmana. Ve bugünkü dersimiz bitiyor. onlar Ha bir tane de var diyoruz. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımasan gelir, tanımasan gider. Yani ilim sahibi olursak bunlar gidiyor. Şu, o misali geçecek. Bir odun düşünün. Islak olursa yandığı zaman dumanı çok olur. Kuru olunca dumanı az olur. Güneş, e, ilim, odun bedendir. Odundaki nur ruhtur, odundaki duman da nefistir. İlim yaparsak il, o odundaki duman azalır. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. <laughs> Şimdi ima, iman, ilim nur gibidir. Günahlar ise ademidir. Ona ait bir misal gösterir, şekil gösterecek. Görüyor musunuz? Bakın anlayacak mısınız? Bak onun gölgesi var. Nurun var mı? Bak. Günahların gölgesi var dünya alemi şahadette. Nurun gölgesi yoktur. <laughs> Sonra bu nurdan daha güçlü nur olursa hafif bir gölge gibi olur. Bak fitil gözükür ama şey gözükmüyor. Fatih burada mı? Bunu mutlaka şey yaptı. Buna ait misal demişti. Ama bak Bak şey gölgeleri oluyor. Dumanın da gölgesi var. Fakat nurun gölgesi yoktur. Nur her yerde nurdur. Nurun ala nur. Bak onu da görsün. Bak şimdi burada bir şey yakacak. Duman nasıl gözük? Bak oraya nasıl gösteriyor? Bak görüyor musunuz? Bak gölgesi yok. Şimdi bez yakacak yağlı bir şey. Bir de bir şey yapmışlar. <laughs> Ee, yakmışlar böyle burada bitiyor mum fakat yukarıda ısısı var. Burada bile yakıyorlar. Yani ateş orada olmadığı halde. Bak görüyor musunuz o duma şeyi dumanı. Günahlara bak. Günahlar hem burada hem karşıda bak. Ahirete de yansıdı. Ahireteler. Dünyada duman ve yaşanmaz. Fakat ahirette görüyor musun? Ahirete de yansıdı. Ahirette de yansıdı orayı. Ama nur ise, burada da nur, orada da nur, yansımaz, olur. Nur olunur, bir yere yansımaz. Başka yok değil mi? Ama bu mukademe yaptık, mukademe bu ise. Bundan sonra ee, size telefonlar, dimalar nasıl etkilenir, nelerdir çaresi, 3-4 tane böyle de yapmak istiyoruz. Ve siz Allah razı olsun sabrettiniz, kendiniz için sabrettiniz ama bu doktora seanslara gitseniz bunları doktorda da bulamazsınız. Kimisi sana der ki gafilse çar pat oynasın, vur kır veya işte onları yap, işte pistikleri yap. Kimisi de kaç, yok en güzel dedikleri şu, şu beş tane yaparsan kurtulursun. Yani nerede o dünya öyle? Şu beş taneyi uygula sen zaten hastasın beş tane. Yani bilmek, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanısan gider, tanımasan gelir. İnşallah bir hafta önce de anons yapılacak hangi zaman yapılacağını onun devamını yaparız. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Bu maide-i Kur'aniye sofrasından usul ve furularımızdan anne babalarımızdan ve bizi sevenlerden ve bizim sevdiklerimizden kim ahirete göç etmişlerse onları da hissedar eylesin. Evet. Mekanlarını cennet bahçesinde bir bahçe eylesin. Arkamızdan da bize böyle rahmet okuyan nesiller, kardeşler nasip eylesin. Hakkı hak bilmeyi, batılı batı bilmeyi ve hakka yapışmayı, batıldan uzaklaşma fikri ve hissiyatına halet rüyesine Cenab-ı Hak nasip eylesin. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Ve ahirde vahümen elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.